Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vavfu anna, vavfir lana, verhamna, ente mevlana ve ente erhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bissalihin. Evet, bugün bir Arapça dersine daha katılmış olacağız inşallah. Açıklamada da olduğu gibi dersimiz, bugünkü dersimiz 6 sayfa. Harf-i cerlerden bahsediyor, zamirlerden bahsediyor. Efendim böyle fiillerden, isimlerin alametlerinden falan bahsediyor. Evet. Tabii derse geçmeden önce üniversitemizde nelere, yani neleri, hangi sertifikaları, diplomaları elde edebileceğinizi bildiren küçük bir liste yaptım. Videoda, sol tarafta. Efendim, psikolojik danışmanlık kursları alabilirsiniz. Sertifikası alabilirsiniz. İslam-ı Şezeye Zorga denilen efendim manevi destek lisansı alabilirsiniz. Veya ilahiyat, lisans, master, doktora gibi diplomaları alabilirsiniz. Bunların hepsi resmiyette tanınır ve videonun da altında sağ tarafta olduğu üzere göründüğü gibi buralardan sertifika alma imkanı vardır. İlahiyat kısmı bizim yaptığımız bu dersler tabii ücretsiz ama kaydolma şartı var. Diğer Zelzorga gibi, İslamca Zelzorga, işte psikolojik destek. Bunlar da belirli bir ücrete tabi. Detayları da orada yazdığım gibi WhatsApp numarasından sorarak öğrenebilirsiniz. Bugünkü dersimiz birincisi harf-i cer. Harf-i cerler. Tabii dersin kitabını, elektronik kitabını, PDF dosyasını videonun altına, açıklama kısmına tabii ki linkini yerleştiriyoruz her zamanki gibi. Oradan tekrar takip edebilirsiniz. Veya o dosyayı açarak videoyu takip edebilirsiniz. İkisi bir arada. En güzeli de olur zaten. Yani not alabilerek, kalemi defter hazır ederek böyle daha güzel öğrenilir diye düşünüyoruz. Tabi üniversite dersleri bunlar. Biraz normal Türkçeden, hani bizim anlayacağımız dilden biraz daha farklı terimler, sözcükler konuşulabilir. Tabi buna da hazır olmak lazım. Çünkü bu bir ilkokul, ortaokul değil, lise değil, üniversite seviyesinde dile sahip olmak, yani hakim olmak gerekiyor. Arapça olduğu için, Arapça ve Türkçe'de kullanılan, yani Osmanlı devrinde olsun, Selçuklu devrinde olsun, Arapça dili, Arapça tedrisinde kullanılan terimleri, sözcükleri, kelimeleri de bilmek ayrıca çok işe yarayacaktır. Evet, Ders-ül Rabi'o kitapta. Bakalım. Faremiz gözüküyor.
Erdersur Rabi o demiş. Ne demek? Dördüncü ders. Dördüncü ders. Ders zaten Arapçadan gelme bir kelime. Rabi'u da dersin sıfatı oluyor. Dördüncü ders. Harful cerri. Harful cerri. Tabi Arapça bazı hususları önceki derslerde hazırlık sınıfında falan söylemiştik. Burada cerri de hareke şeddenin altında olduğu için esri okunur. Yani harfin altında değil de şeddenin altına yazılmış. Üstüne yazılırsa çizgi olarak o üstün okunur. Ötre de üstüne yazılır şeddenin. Altına yazılırsa esri okunur. Harfi cerri diye okunuyor veya harfi cer. Burada üç tanesini misal vermiş. Biz daha önceki derslerde hemen hemen hepsini çalışmıştık. Ama burada üç tane misal vermiş. Mesela fi. Fi zarf içindir. Yani bir şeyin içinde, sınırları içinde olduğu zaman bir şey o fi ile kullanılır. İlerideki misallerde gelecek. Ala bir şeyin üstünde olarak kullanılır. Şey olarak yani fiziki olarak veyahut da ala bir şey bir kişi üzerine bir görev olursa o da ala ile kullanılır. Ve mesela aleyküm diye başlayan hadis-i şerifler var. Aleyküm yecibu aleyküm demektir. Yani sizin üzerinize vacip oldu. Vaciptir anlamında. Aleyküm diyor ama vücub ifade ediyor. Orada önceki fiili hasf olmuş. Mesela orada ala, aleyküm. Yani sizin üzerinize vaciptir. O da manevi bir şekilde. Fiziki olarak da mesela bir masanın üzerine bir şey koyduğumuz zaman, orada bir şey bulunduğu zaman ala kullanılır. Yani mesela masanın üzerinde, kitap masanın üzerinde. Veya ala seriri demiştik. Yani yatağın üzerinde. Üçüncüsü min. Min de harfi cerf olarak yani mesafe ölçerken bir mesafenin başlangıcını ifade eder. Veya bir şeyin, hadisenin başladığı yeri ifade eder. Hani minel mescidil haram ilel mescidil aksa demiştik. Değil mi? Mescid-i haramdan mescid-i aksaya derken orada ila da harfi cerdir. Ama burada üç tanesini sadece vermiş. Harf-ı cerlerin üç tane hususu var. Birincisi, harf-ı cer sadece isimlere gelir. Yani fiillere harf-ı cer gelmez. Aslında gelir, gelir. Ama harf-ı cer ile fiil arasında bir ma-i mevsule konulur. Mesela fi ma küntüm diyor değil mi? Bir misaldir. Fi ma küntüm diyor. Böyle ma harfi. Fi küntüm değil. Fi ma küntüm. Ama harfi cer olduğu zaman ne diyor? Mesela fil beyti. Misalde fil beyti vermiş. Bu direkt beyti olan isim üzerine fi dahil olmuş. Ama fi ma küntüm derken burada küntüm mesela şeydir, fiildir. Verb'tir yani Almanca verb. Fi burada verb üzerine arada bir ma harfiyle dahil olmuştur. Bu sadece böyle bir yan bilgi olarak vermiş oldum. Ama direkt olarak fi isimlere herhangi bir aracı olmadan dahil olur. Mesela nasıldı? Fi ma küntüm fihi tahtelifun. Yani hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyler de idiniz veya olduğunuz gibi manalara geliyor yani tahtelifun. Küntüm fihi tahtelifun. Fi ma küntüm. Yani asıl konu orası. İkincisi el harful cer. Harful cer ismi mecrurun. Yani sonu kesre ya da kesirtanlı
hale getirir. Yani kesre bir tane esir oluyor. Kesreten de iki tane esir oluyor. Yani tenvin anlamına geliyor. Buna da misal, mesela fil beyti derken şurada kırmızı ok var. Bir tane esre var. Ama el takısı olmasaydı fi beytin olurdu. Yani el takısı olunca bir tane kesre kalıyor. Fi beytin olduğu zaman iki tane kesre. Yani kesreten dediği o iki tane kesre. Üçüncü husus, harfi cerlerin kendi başına anlamından bahsedilmez. Ancak cümleye girdikleri zaman anlam kazanırlar. Yani mesela fi, ala, min, bunların başlı başına bir manası yoktur. Yani zaten kullanılmaz. Ancak bir cümlede veya bir kelime önüne geldiği zaman, mesela fil beyti dediğin zaman bir anlam kazanır. Anlam kazanır. Başlı başına bir anlam ifade etmez. Misal vermiş. El beytü, burada. El beytü, yani ötre, zamme. Fi geliyor, fil beyti oluyor. Fil beyti. Yani şurada kesre oluyor. Burada da ötre oluyor. Fi harfi, harf yani particle, harf derken yanlış anlaşılmasın, particle anlamına geliyor. Hani bir kelime ne olurdu? Ya isim olurdu, ya fiil olurdu, ya da harf olurdu. Yani particle. Fi burada harf oluyor. Ne yapmış? Elbeyti. Elbeytü'yü esre yapmış. Bir misal daha. Muhammedun fil beyti. Muhammedun, Muhammed nerededir? Fil beyti, evdedir. Görüldüğü gibi fi harfi cerri elbeyti ifadesinin başına gelmiş ve sonundaki dammeyi, ötreyi kesre, esre yapmıştır. Böylece elbeytü filbeytiye dönüşmüştür. Tabi burada filbeytiye cevap vermek için, filbeyti diye cevap vermek için tabi soru çeşitleri var. Burada eyne sorusunu misal almış. Eyne ismi istifamin, ismin istifamın efendim neyse, lil mekan. Yani mekan sorusu diyor. Nerede anlamına geliyor. Bir şeyin nerede olduğunu sormak için kullanılır. Misal, eynel kitap, kitap nerededir? Huve, yani kitap eril olduğu için, müzekker olduğu için hüve zamiri kullanılıyor. Zamirler de aşağıda gelecek. Huve o kitap, yani mesela o istas buh. Burada da huve ne anlamına geliyor? Es ist alen, auf dem Tisch. Yani es ist auf dem Tisch. Huve alel mektebi. Sıranın ya da yani masanın üzerinde, hani yazı masası gibi düşünebilirsiniz. Ketebe fiilinden geliyor çünkü. Evet. Ala nedir burada? Harf-i cerdir. Bak el kitabı, yukarıda el kitabı. Burada da esre okutmuş. Alel mektebi. Tabi bunları daha önce gördük. Mesela evet, Avamil kitabında mesela ne vardı? B harfi vardı. Harf-i cer olarak. Amentü billahi.
veya yemin içinde kullanılan hani bir de var ya hani vallahi billahi derken tallahi, bunlar üçü ayrıyeten harfi cerlerdir. Yani kesre okuturlar. B diye başladık. Min, ilah, değil mi? İlah, an, ala, lam, fi. Mesela fi harfi, el muti'un fil cenneti. Yani Allah'a itaat eden kişi cennettedir. Yani tabii cennettedir. Şey yani öyle ümit ediyoruz. Bir hatası, bariz bir hatası, kusuru yoksa cennettedir. Olur ya bazen, şimdi laf lafı açıyor, insan çok itaatkar olur ama böyle öyle bir günah işler ki yani affedilmesi biraz zor. Allah'ın da gayretine dokunur hani bir teşbihte hata almasın derler yani Allah'ın gücüne gitmesin. Yani öyle bir durum oluşur Allah muhafaza. Onun işi biraz gümle şey yapar, zorlaşır. Ama itaat eden cennettedir. Mesela kef harfi, teşbih için olan, bir şeye benzetmek için olan leyse kemislihi şeyün demiştik. Mesela hatta rubbe eme müz münzü hala'da böyle devam ediyor. 20 tane vardı bunlar. Bunlar harfi cerler. Mesela lame ne demiş? Ene ubeydun lillahi ta'ala. Lillahi. Bakın lillahi. Lillahi neydi? Lam harfi. Şöyle yazalım. Şu lam. Şette he. Şimdi lam harfinin bir özelliği vardı. Lam harfi, harfi cer olarak bir isim bitiştiği zaman lillahi de olduğu gibi aslında Allahi ama bitiştiği zaman oradaki hemze düşüyor yani hemze-i vasıl hasf olunuyor. Lam'ın da böyle bir özelliği vardı. Hatırlarsanız. Evet. Şimdi ikinci kısım zamir-i munfasıl demiş. Yani zamirlerden bahsediyor. Mesela zamirler hüve o demek yani hüve, ea veya diza hiye, zi yani Almancası hiye. Şimdi Türkçe'de erkek, kadın fark etmediği için anlaşılması zor olabilir ama mesela Almanca'da da şey gibi, Arapça gibi en azından iki cinsiyet var. Bir de üçüncüsü var Almanca'da tabii, o das. Ama mesela bu Almanca'daki gibi Arapça'da da iki tane cinsiyet var. Böyle daha iyi anlaşılıyor. Şimdi böyle Arapça'yı Almanca'da Alman öğreten birisini okuduğu zaman insan Türkçe'yi öğrendiğinden daha iyi anlıyor bazı şeyleri. Çünkü kelimeler Arapça'dan gelmiş, Farsça'dan gelmiş, Türkçe'ye yerleşmiş, kalıplaşmış. Tamam bunu ne demek istediğini biliyorsun ama lügat manasını bazen bilemiyorsun. Ama Almanca öğrenirsen bunu daha iyi anlıyorsun. Veya İngilizce öğrendiğin zaman. Yani yeni öğrendiğin bir dili üçüncü bir dil yardımıyla öğrenirsen daha çok faydası oluyor insana. Şimdi zamiri munfasıl demiş. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım da. Zamiri munfasıllardaydık. Evet. Birincisi zamiri munfasıl demiş. Zamiri munfasıl gayip, gayiptir. Yani abwesend demek gayip. In abwesenheit. O ikisi onlar yani gayip, yanımızda olmayan birilerinden bahsederken hüve diyoruz. Hani o hüve demek. O ikisi hüma, onlar da hüm.
Bunlar gayb semiler. Veya şeyler için bu yani hu ve hümahum bunlar eril erkekler için de dişi yani hiye ile başlayan zamirlerde de o ikisi onlar hiye o ikisi hüma bak hüma aynı yani erkek eril ve dişil hüma ikisi de aynı ama dişillerde hüm yerine hünne kullanılır. Yani Türkçe'de o ikisi onlar denildiği zaman burada cinsiyeti belli olmuyor. Türkçe'de öyle. Yani erkek mi kastediyor, kadınları mı kastediyor? Burada lafızdan belli olmuyor. Ama Arapça'da belli oluyor. Yani erkek veya eril kastedildiği zaman hüve kullanılıyor. Dişil kastedildiği zaman da hiye. Yani hiye, hüma, hünne. Hünne şeyin çoğulu, yani hiyenin çoğulu cemisi, meyetsal. Muhataplarda da, muhatapta abvezinat değil de anvezin. Yani konuştuğumuz, hitap ettiğimiz kişilerde de, yani sen, siz ikiniz, sizler, bunlar bu üçü eril zamirler için ente, sen ente, siz ikiniz, entuma, sizler de entum. Dişilerde sen, enti, yani ente değil de enti, t esreli, siz ikiniz entuma, bu erille dişil aynı. Ve sizler de entünne. Entünne denilir. Mütekellim, yani mütekellim konuşan demek. Tekelleme, fiilinden geliyor. Tekelleme, yetekelleme. Tekelleme konuştu, yetekelleme konuşur. Mütekellim de konuşucu, konuşan. Yani deşbrekinde. Ben veya biz der. Ben ene oluyor. Ene hani çok duyarız ya nefis ne dermiş hep. Ene ben dermiş. Yani enaniyet kelimesi eneden geliyor. Enaniyet benlik demek. Kökü ene. Biz de nahnu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazen hani sorarlar Hazreti Allah niye bazen ben yaptım der de bazen biz yaptık der. İşte onun şeyi onun açıklaması hani tefsir dersine belki daha uygun bu açıklama. Onun açıklaması biz dediği zaman ben dediği zaman zatını kastediyor. Kendi zatını kastediyor. Biz dediği zaman da zatını, sıfatını, esmanı ve efalini kastediyor. Onun için biz diyor. Yani başka şeyleri kastetmiyor. Hani bazıları zannediyor ki hani melekleri kastediyor, ruhaniyeti kastediyor. Oradaki biz dediği mesela inna enzelna veya inna ateyna dediği zaman inna biz demek. Orada kastettiği yani biz azimüşşan zatımla, sıfatlarımla, efalimle ve esmaımla. Yani efalim var değil mi? Bir de esmam, isimlerim var. Esma-ül Hüsna'm var. Biz bunları tecelliyatıyla böyle yaptık demek istiyor. Yani nahnu öyle. Onun için nahnu kullanılır. Mesela nahnu şeyde var. Şimdi inna dediğim zaman inna nahnunun inne geldiği zaman inna nahnu denmez. İnne ve nahnu birleştiği zaman şöyle diyelim. İnne, bu inne olsun. Bu da nahnu. Bu ikisi birleştiği zaman inna oluyor. İnna. Bu anlama geliyor yani. İnne ile. Yani inne. İnna değil bu inne. Şöyle şette. İnne nahnu eşittir. İnna. Mesela inna atayna.
Ama Nahnu ile de ayet-i kerimeler var. Mesela Yusuf suresinde, tabi hatırıma gelenleri söylüyorum yani. Her ayeti bilmiyoruz ama çoklarında kısmen de olsa biliyoruz. Mesela Yusuf suresinde, Estağfirullah, Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası buyuruyor. Yani biz sana kıssaların en güzelini anlatacağız. Orada nahnu kullanmış Cenab-ı Hak kendi zatı için. Yani ben ve biz böyle. Hani Müslüman da ne olacak? Biraz bu tasavvufa giriyor ama nefis terbiyesi. Ene değil, biz diye konuşacak. Yani ene değil, biz diye konuşmamız gerekiyor. Hani ben olduğu zaman olmuyor. Biraz kibir kokusuna kayıyor. Evet, şimdi ikinci kural, zamir-i munfasıl, muttasıl değil, zamir-i munfasıl, yani munfasıl, fasl olunan, fasl, yani isimden ayrı olan veya tek başına yazılan anlamına geliyor. Yani fasl kelimesini burada bir yere not edebilirsiniz. Fasl olmuş, bitişmemiş, muttasıl olsaydı bitişmiş olurdu. Yani bu zamir-i munfasılla bir cümle başlayabilir. Muttasıl zamirlerle başlanmaz demiş. Buna misal verelim. Mesela hüve diyelim ki ne demiştik? Zeydin. Yani Zeyd vardı ya, Eshab-ı Kiram'da, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Mesela huve zeydun, burada nedir? Müptedadır değil mi? Başlanabilir diyor ya, o müpteda demek Arapçada. İsim cümlesi yani. Huve bu kimdir? Zeydun zeyttir. Yani bu cümle böyle başlayabilir. Onu demek istiyor. Böyle başlayabilir. Zaten üçüncüde de söylemiş. Çünkü munfasıl zamirler, bu huve zeydinde olduğu gibi, bir müpteda türüdür. Yani müpteda, bedeğe, iptedeğe, cümlenin başlangıcı demek oluyor. İptida hali, yani cümleye giriş diye düşünebiliriz. Müpteda. Dördüncüsü, munfasıl zamirler marifedir. Yani zamir zaten her zaman marifedir. Çünkü daha önce geçen bir ismi, bir cümledeki bir ismi kastediyor. Çünkü zamir füvvot demek. Mesela ca'eni racülün, misal bana birisi geldi. Hüve zeydün. Yani burada hüve hani racülün yerini alıyor. O gelen kişi belirli bilinen kişi olduğu için hüve ne oluyor burada? Marife oluyor. Yani bilinen anlamında. Marife oluyor. Şimdi beşinci madde. Şimdi bu diğer yukarıda olduğu gibi bu maddeleri bilmeniz menfaatinizedir. Bunları bilmek gerekir. Demiş ki hüve ve hiye, bu ikisi, iki zamir hem şuurlular hem de şuursuzlar için kullanılabilir. Şuursuzlar için kullanıldığında İngilizce'deki yani it zamirinin anlamını verir. Veya hani Almanca'da var ya, gerçi İngilizce gibi değil Almanca tam da. Yani mesela ne demiş? Eyne Aişetü misalde. Bu şuurlu yani İnsan ismi bu, biliyorsunuz. Şuurlu ya misal, şuur neydi? Yani kendi iradesi olan, eigene Wille, yani Willesi olan, wollen, Wille, iradesi olan canlara şuurlu canlar denir. Hani dört kısım saymıştı. İnsanlar, melekler, cinler, şeytanlar. Bunlar dört
şuurlu, akıllı varlıklardır, iradesi olan varlıklardır. Bunların gayrisi şuursuz, yani iradesi olmayan, belirli bir intuitif, yani içgüdüye göre davranıyor ama iradeli değil. Böyle programlandığı için, bir bilgisayar gibi. Bilgisayar programlandığı gibi çalışıyor ama iradesi yok. Ne verirsen onu yiyor tabiri caizse. Bunlara şuursuz varlık diyoruz. Şu üçüncü misalde. Yani eyni Ayşe'ti demiş. Nerede Ayşe nerededir? Hiye fil urfeti. Hiye. Zamir. Fil urfeti. Odadadır veya odasındadır. Odadadır. Şimdi şuursuza misal. Eyni saatu. Saat nerede? Saat nerede? Hiye alesseriri. Saat yatağın üzerindedir. Yani burada hiye kullanılması saatü dişil bir kelimedir. Sonunda T var ya bakın. Bu kapalı T. Bu onun müennes yani dişil olduğunu gösteriyor. Kapalı T. Ama tabii cezim halinde H gibi okunur T. Kapalı T biliyorsunuz. Eyne sa'ah der Araplar. Eyne sa'atü demez. Biz tabii İrab öğrendiğimiz için sonunu okuyoruz. Ama Arapçada konuşurken eyne sa'a der. Veya eyne es-sa'a der. Biraz galatlaşmış haliyle. Ama eyne sa'a. Eyne sa'a veya eyne sa'atü şeydir yani müennes, dişil müennes. Lafzi müennes denir buna. Çünkü T olduğu için. Lafzi olmayan manevi müennesler de var tabii değil mi? Eş-şemsü gibi. El-arzu. Arz yani erde. Arz. Bu da şeydir, müennestir. Yani feminin. Hiye, o saat nerededir? Ales seriri, yatağın üzerindedir. Serir, erildir yani. Sonunda T yok bakın böyle. Şu T'den olmadığı için erildir yani, erkeksidir. Aşağıdaki tabloda Eddamairul munfasılatu özellikleri verilmiştir diyor. Demin de bahsettiğimiz münfasıl zamirler işte erkek için hüve, kadın için hiye, bunlar şey ikisi şey oluyor, gaib oluyor. Yani abwesenheit, in abwesenheit. Ente, enti, bunlar da anwesenheit, karşındaki birine söylüyorsun ente veya enti diye. Ene de konuşan kişi oluyor. Yani ene veya nahnu konuşan kişi oluyor. Evet, şeyleri de burada bitirmiş olduk. Daha önce de tabii bu dersleri yaptık. Bunları tekrar yapıyoruz. Test edip seviyeleri tespit etmek için. Ki daha önceki yapılan dersler vesilesiyle bu derslerde daha iyi anlamış olacağınızı düşünüyoruz. Bir de tabii bu fazla uzun değil, güzel. Sarf memnun, memnu'un mine sarfi, gayrı munsarif isimler var. Yani bunların sonunda şey yok, cer ve telmin olmaz. Hani bu mesela Fatımatu, Meryemu, Hamzatu, bunların sonunda telmin olmaz. Yani iki zamme, iki fetha, iki mecrur, iki cer olmaz, iki esir olmaz. Ve bunlar sadece tek esre de olmaz. Mesela Fatımatu, Fatımatun olmaz. Fatımatin de olmaz. Mesela değil mi? Fatımatu mesela harfi cerle verelim. İlahi kullanalım. Mesela ben Fatıma'nın yanına gidiyorum demek isteyen birisi. Ezhebu ve ene ezhebu ila Fatimetin diyemez. Ya Fatimeti de diyemez. Bu yanlış olur. İla Fatimate demesi lazım. Yani esri yerine üstün olur harf-i cer geldiği zaman. Meryem de aynı şekilde. Yani buradaki kural sonundaki T harfi, isimlerdeki T harfi bunu şey yapıyor. Gayrimunsarif yapıyor. Meryem misalinde de Meryem'in
Arapça değil de İbranice bir isim olduğu için, yani yabancı bir isim olduğu için, yani tefsir dersinde görmüştük ya, şeyler vardı. Garaibul Kur'an vardı yani. Hani garipler vardı böyle, yabancı ülkeden gelip hani başka ülkeye giden insanlara ne denir? Garip denir. Garip, garip, gurbette yaşayan. Bu kelimeler de diyelim İbranice'den gelmiş, Süryanice'den gelmiş, yani Aramice'den, Farsça'dan, Türkçe'den gelmiş, Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş. Bu kelimelere garaibul Kur'an, yani garip. Bunlar da gayrimusarif oluyor. Mesela bir sürü peygamber isimleri, Adem, değil mi? Adem, Nuh gayrimusarif değildir. Arapça bir kelime çünkü. Mesela İdris, Adem, İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, yani peygamberler. Bunlar Lut, üç harflidir. Üç harfliler gayrimusarif olmuyor. Lut, Nuh, bu peygamberlerin isimleri. Efendim, böyle Kur'an-ı Kerim'e yabancı dilden yerleşmiş böyle isimler, ibareler var. Hamzatü aynı şekilde. Hamzatü de T var sonunda. Onun için gayrimunsarif. Memnu'un mine sarfi gayrimunsarif. Tenvin kabul etmeyen ve mecrur, kesre. Kesre de kabul etmiyor. Onun yerine ne alıyor? Kesre değil de fetha alıyor. Demin söylediğimiz gibi. Marbuta demiş. T'yi marbuta bakın. Bitişik T demek. Ya da yuvarlak T. Yani yuvarlak T denmesi marbuta yani. Marbuta bağlı oluyor. Bağlı yani T'nin iki uçları birbirine bağlı. Kapalı T anlamına geliyor. Normalde bir de mebsut. T'yi mebsuta var. Yaygın T. Böyle yaygın. Bunu da T'yi mebsuta diyorlar. Bunun uçları birleştiği zaman merbuta oluyor. Çünkü yani birbirine irtibatlı demek. Tay merbuta. Evet. Şimdi tay merbuta ismin sonuna eklenen ve dişilik anlam veren bir harftir. Aşağıdaki tabloda dişi isimlerin 3 kategoride olduğu gösterilmiştir. 3 tane kategori var. Birincisi, dediğim gibi bu maddeli olan kısımları bilmeniz çok işinize yarar, Arapçayı anlamanıza yarar. Sorularda da bunlardan çıkacak inşallah. 1. Lafız ve mana olarak bu isimler hem lafzen, yani sonundaki yuvarlak T ile, hem de mana olarak dişilik taşırlar. Yani hem lafzı dişil, T-i merbuta, kapalı T olanlar sonunda, hem de mana olarak dişil. Bunlar T vesilesiyle, sonunda T olduğu için, şöyle yazalım, şöyle T olduğu için, efendim, hem lafzen hem manen bunlar dişildir, yani müennestir veya kadındır. Anlamanız için çeşitli kelimeler de söylüyorum. Çeşitli vücühler halinde. Tefsirden hatırlarsanız. İkincisi, manen dişidir. Yani şeyi vardır. Hani Hamza misali vardı ya. Hamza. Dişiler için kullanılan bir isimdir ama dişilik alameti yoktur. Mane. Yo, şimdi Hamza misali ona uymadı. Çünkü sonunda T olmaması lazım ya. Mesela Eşşemsu
Şemsu. Emre Şemsu nedir? Dişi bir isimdir. Yani lafzen dişi bir isimdir. Yani şey olarak diyelim, filolojik anlamda dişidir. Hani Şemsu'nun, çünkü zamiri hiyedir. Değil mi? Ayet-i kerimede mesela ve şemsi esnaf bilen ve şemsi ve duha he diyor, bakın. He yani güneşe ve onun duha vaktindeki şeyine, ziyasına gibi, yani haline. Burada onun dişi olduğunu gösteriyor. Veya izer şemsu kuvvirat. Kuvvirat nedir? Sondaki te, dişilik te'sidir. Şey olsaydı, eril olsaydı kuvvira olurdu. T olmazdı. Yani manen dişiler için kullanılan isimlerdir diyor. Ama lafızlarında dişilik alameti yoktur. Yani lafız olarak yazılışında dişilik yoktur. Ama dişi için kullanılan bir isimdir. Mesela şey de öyle. El Ardu. Efendim. Böyle şey ifade eden, mesela bir genişlik, büyüklük, asıllık ifade eden kelimelerde T olmasa da onlar dişildir. El Kameru diye bir ay anlamında. Bu eril bir kelimedir. Çünkü neden? Bu güneşe tabidir. Yani asıl olan güneştir. Kamer onun şeyi de uydusudur. Uydusudur. Onun için kamer erkektir. Erdir, erildir. Şems de şeydir. Yani dişildir. Yani mesela şey de öyle. En-nefsu, nefs. Nefs, bildiğimiz nefsimiz. Nefs aynı böyle şems gibi dişil bir kelimedir. Dişil yani müennes bir kelimedir ama kendisinde lafzi olarak müennes işareti yoktur. Nefs. En-nefsu. Üçüncü madde. Lafzen. Lafız olarak görünüşte sonlarındaki yuvarlak T nedeniyle dişi gibi görünürler ama erkek ismidir. Ha. İşte Hamza misali buraya yakışıyor. Hamzatu. Değil mi? Ondan sonra olmadı. Şey var. Mesela Talha. Talhatu. Bu da aynı şekilde T vardır sonunda. Değil mi? T vardır. Ama erkek isimdir. Veya Amratu. Amratu. Amr var, bir de Amratu var. Amratu şey yani Türkçe'ye sonradan galatlaşmış Emre kelimesi oradan geliyor. Amr'dan geliyor. Amr'dan. Hani Yunus Emre falan deniliyor ya. Arapçadan gelme. Şey gibi, aynı Ömer gibi. Aslında Ömer de aslında Umaru okunuşu ama Ömer diyoruz. Yani galatlaşmış. Yani dil bizim zaten dilimizde çok harfli öler olduğu için bir alay konusu Avrupa'da, biliyorsunuz. Bu da işin esprili tarafı. Yani aslında Amratu veya Amra ama bizde Emre olmuş kibarlıktan. Dilimize daha böyle kibar olsun, ince olsun diye Emre. Evet. Şimdi teynis yani dişilik konusu. Evet, yavaş yavaş bakalım. Üç kısa konular var. Onları da geçeceğiz. Yani bunları çünkü önceden gördük ya. Sizi dinleyenlere zor gelmez diye. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Dişilik konusu. Lafzı ve manevi dişi.
Yani yukarıda anlatılanlara misaller vermiş. Yani işte bunları böyle ayrı ayrı vermiş. Neyse, burayı şuradan devam ediyorum. Burayı demin yukarıda misalleri verdik. Burayı okuyup çalışabilirsiniz. Şimdi fiillere geldik. İşte hepinizin zamandan beri merak ettiği emsile, sarf ilminin filmleri, fiilleri, filmleri değil, fiilleri. El-fi'lu fiil. Fiil iki kısım, geçmiş zaman var. El-fi'lu'l-mâdî, mâdî yani. Hani demiş ya şair, mada, geçen geçti. Yani fiili mazi. Mazi diyoruz ama mağdu'yu, dat harfi. Dat harfi. Yani dat harfi kendisinde olan tek dil Arapçadır. Arapçadır. Şimdi imamın birisi müftülükte imtihana girmiş. Demişler ki evladım şu Fatiha-i Şerife'yi bir okur musun? Tabii okurum. Sonunda velazallin diye okuyunca dat harfini orada değil mi? Velazallin hani dil sağ veya sol köşeye yerleştirilir dişlerin arasına dat harfi çıkar. Bu velazallin değil de velazallin deyince oğlum senin dadın yok demiş. Yani hani tat anlamında da söylemiş yani imalı bir kelime. Senin dadın yok demiş onun hesabı. Fiili mağdî bu. Mağdî, mazi. Türkçesi mazi. Fiili el fiilül mudari bu. Bu da gelecek zaman. Ama mudari Arapçada yani hem şimdiki zaman için söyleniyor, hem gelecek zaman için söyleniyor, hem de geniş zaman için söyleniyor. Hani mesela bu İngilizce'de daha güzel anlaşılıyor bu. Mesela diyor ki I am learning diyor. Ben şu an öğreniyorum. Veya I learn. Ben öğreniyorum. Yani ikisi de aynı anlam gibi ama zaman olarak farklı. Yani birisi ben şu an öğreniyorum şimdiki halde. Öbürü de ben devamlı öğrenen birisiyim. Yani geniş zamanda kullanılıyor. Hani fiil-i muzari de böyle Arapçada. Fiil-i muzari. Yani hem şimdiki hal için, hem gelecek zaman için, hem de geniş zaman için kullanılabiliyor. Buna fiil-i muzari deniyor. Mesela ketebe yazdı. Ketebe yazdı. Bu şekliyle yazdı geçmiş zaman yani perfect. Mesela Almanca tercüme edecek olsak ketebe veyahut geschrieben yazdı. Yani bir daha yazar mı yazmaz mı bilmiyoruz. O yazdı. Tabi bunun farklı şeyleri de var. Hani o yazdıydı, yazar olduydu falan. Mesela kâne yektübü veya kâne ketebe. Böyle terkipleri de var ama bizim bilmemiz gereken şimdi mazi ve muzari. Yektübü de yazar. Yani o yazar veya o yazacak, o yazıyor anlamına da geliyor. Yani üç tane anlamı var. Yektübü. Yazar, yazacak veya yazıyor. Yani her zaman yazan birisi. Bu üçüncüsü de fiil değil aslında. Üçüncüsü de emirdir. İmperatif. Yani emir değil bu. Fiil değil bu aslında. Emirdir bu. Çünkü şey vardır. Sarf ilminde, emsin taksiminde bu ikisi ihbaridir. Yani haber veriyor. İhbari bir şeyde anlatıyor. İhbar haber vermek demek biliyorsunuz. Bu da inşaidir. Yani bir şeyi yap, et, boz veya yapma anlamında inşai denir buna. Bu fiil değil aslında ama olsun. Yani bir böyle yazmakla hata sayılmaz. Mesela üktüp demiş. Yazdı, yazar veya yazacak. Üktüp sen yaz. Sen yaz anlamında. Bu tabii şey için, erkek için. Kadına yaz denildiği zaman üktübi olur. Sonuna böyle bir ye gelir. Şöyle ye noktalı ye. Üktübi. Hani şeyde var ya eyyetün nefsül mutmainne irci'i diyor orada irci'i. İrci'i demiyor da irci'i çünkü o müennes olduğu için, dişil olduğu için. Ama erkeklere üktüp denir. Üktüp. Ne bileyim veya iç, işrap, şerebe, yeşrabu.
Ondan sonra böyle. Efendim tabi bu kıyas dışında bazı şeyler de var da onları söyleyip kafanızı karıştırmayalım. Mesela kül var, kul var, bunlar da emirdir. Ama bunlar farklı bir kaideleri vardır. Mesela kâle yegûlü'den kul, söyle. O da emirdir yani. Ama onlar şimdi kendilerinde ilal, idgam gereken harfler olduğu için biraz değişiyor ama normalde üful yani üktüp emirdir. Evet, fiili mazi konuşma zamanından önceki bir zamanda meydana gelen bir eylemi anlatır. Eyni Abbas, değil mi? Abbas nerede soruyor birisi. Öbürü de diyor ki zehebe, zehebe gitti yani o gitti. Burada aslında bunun zamiri var, faili var yani subyekt var. Aslında bu zehebe huve ilel mudiridir ama hüve gizlenmiştir burada yani zehebeden anlaşılıyor onun hüve olduğu. Zehebe ilel muduri, müdüre gitti. Harfi cer ya, müduri. Müdüre gitti. Yani burada konumuz zehebe. Her bir fiilin bir faili vardır. El fail fiili yapana denir. Fail merfudur. El merfu yani sonuna ötre alır. Cümlede fiilden sonra gelir. Mesela zehebe hamidun ilel mescidi. Şuraya uygularsak bu kaideyi burada ne denir? Zehebe Abbasun ilel muduri denir. Yani fail şu araya girmiş oluyor. Burada da zehebe hamidun. Hamid gitti. Nereye gitti? İlel mescidi. Mescide gitti. Yani hamid fail oluyor burada. Subyekt oluyor. Subce. Evet, her zaman fiilden sonra fail görünmeyebilir. Böyle durumlarda fail fiilin içinde gizlidir. Yani hüvede olduğu gibi. Böyle durumlarda fiilin içinde gizli bir zamir olduğu düşünülür. El zamiri müstetirdir. Yani müstetir, setr olunmuş, örtülmüş, kapanmış demek. Bu zamir ne yazılır ne de telaffuz edilir. Hani şurada dedim ya, burada hüve gizlidir diye. Misali, eyne Muhammed? Muhammed nerede? Harace minel mescid. Yani aslında bu, harace hüve minel mescididir. Haracı huve minel mescididir. Ama mescide gitti. Mescitte veya mescitten çıktı dediğimiz zaman yani Türkçe'de de aslında o mescitten çıktı ama söylenmediği zaman anlaşılıyor. Hüve de aynı bu şekilde. Gizlenebiliyor yani söylenmiyor. Ama hüvenin tabi cümlenin başına geldiği yerler de var. Şöyle, hüve haraca minel mescidi. O zaman söylenir. Çünkü o başka bir maksatla öyle söyleniyor. Şimdi o bize lazım değil. Evet, son kısma geldik. İsimlerin işaretleri var. Efendim. Alamatül ismi. İsmin alametleri. Alamat, alamet kelimesinin cemiyesi, çoğulu. Alametün, alametani, alamatun. Alamet yani saygın anlamına geliyor. Veya biz onu daha iyi. Birincisi, şu sarı kutucukların içerisindekilerini madde olarak açıklamış. Birden başlıyorum. Bir, isimler tenvin alır. Yani isimler tenvin alır. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Yani gayrimunsarıflar tabii tenvin almaz ama isimler genel olarak, şimdi genel bir kaide olduğu zaman istisnalar tabii kaideyi bozmuyor. Yani, bir kaide, bir şey daha var. Mantıkta bir kaide daha var. Her bir umumi kaidenin bir istisnası vardır diyor. Bu da böyle bir kenarda yazılı kalsın. İşte bu umumi kaide nedir? İsimler terminal alır. Ama bir istisnası var tabii yani ausnahm gibisinma. İkincisi harfi tarif yani el, elif lam yalnızca isimlerin başına gelir. Fiillerin başına gelmez.
Hani şeyler üç ya, isim, fiil, harf demiştik. İsimlerin başına el gelir ama fiillerin ve harflerin başına gelmez. El takısı, marife takısı sadece isimlerin başına gelir. Üçüncüsü harfi cerler, ruful cerri yalnızca isimlerin başına gelir. İsimlerin başına. Dediğimiz gibi mesela eşşemsu, el kameru, en nefsu. Ama fiillerin başına el takısı gelmez. Yani harfi cer gelmez. Ha yukarıda anlattık gelir, nasıl gelir? Mesela demiştik ki fi tek nokta yapalım. Fima küntüm. Küntüm. Mesela bu küntüm fiildir, verptir yani fiildir. Fi gelmiş başına ama araya bir ma harfi konmuş. Ma harfi çok kullanılır. Ondan sonra bu tabi aslında şöyle beraber yazıldığı zaman şöyle ya beraber yazılıyor fima diye. Fima fima küntüm fihi tahtelifun demiştik. Yani burada verb fiil harfi cer gelmiş ama ne gelmiş araya ma harfi gelmiş. Ma harfi de bunun şey olduğunu gösteriyor. Ma harfinden sonra gelenin fiil olduğunu gösteriyor. Evet. Dördüncü madde yalnızca isimlerin sonu mecrur olur. Harfi yani esra olur. Esra. Yani kesre veya kesreten ile biter diyor. Bu sadece isimlere mahsus. Fiillerde olmaz. Neden olmaz? Çünkü fiilin başına harfi cer direkt gelemiyor zaten. Değiştiremez yani. Fiillerin sonu şeydir, mebnidir. Mebni yani statiş. Değişmez, sabittir. Mesela burada cezim, pardon cezimdir. Değişmez. Harfi cer de zaten fiili etkileyemez. Sadece isimleri etkiler. Bunu anlatmak istiyor. Evet, burada misalimiz Muhammed'in salla fil mescidi. Salla veya yusalli de olur. Yani salla namaz kıldı. Yusalli namaz kılıyor. Maksat değişmez. Mana biraz değişse de yani misalin maksadı değişmez. Muhammed salla namaz kıldı. Yani namaz kıldı, dua etti. Ki mescit denildiği zaman namaz kıldı anlaşılır. Fil mescidi. Burada bu dört kuralı bakalım. Bu tek bir misalde anlayabilecek miyiz? İsimler tenvil alır. Evet, Muhammed'in tenvil almıştır. Bakın. Harfi tarif olan elif lam burada mescitte olduğu gibi isim olduğunu gösterir mescidin. Evet. Harfi cer sadece isimlerin başına gelir. Burada da aynı şekilde fi el mescid olan ismin öncesine gelmiş. Yalnızca da isimlerin sonu mecrur olur. Yani kesre veya kesreten olur. Bu da aynı şekilde mescidi esra olduğu için öyle anlaşılmaktadır. Şimdi teste gelecek soruları şöyle kısaca anlatayım. Birincisi bu dört madde. Öyle. Ondan sonra 6. sayfadaki 4 madde. Not alırsanız kolay olur. Ondan sonra şu 3. sayfadaki 3 madde var. Aynı Svaydaray. Buralarda var mıydı? Yok. Tamam. Sonra bir de şu
Buralarda vardı, tamam. Bir de bu başta var. 5 madde. Bir de şu 3 madde var. Aslında çok da sayılmaz yani. Bunların üzerinde yoğunlaşmanızı teste katılanlara tavsiye ediyorum. Evet, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.